أكبر. ثم قال كين ابن مرتكي حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه من جددم عمر بن الخطاب حدثه بيرده قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم و ددم ettiki biz bir günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda bo'lgan vaqtning orasida Resulullah'ın huzurunda oturuyorduk bir günü. Sahabeler ilacı barca Resulullah'dan acirelmezdik ki hareket kılışardı. Daim birle oturuşluk ki hareket kılışardı. Daim birge buluşluk ki hareket kılışardı. Değil mi? Peygamberimizin çayını içtiği güçünmez. Peygamberimizin ikramını görüştüğü güçünmez. O kişiden din örgenişi güçün. İlim örgenişi güçün. İlimye nihayette teşneydi sahabeler. İlacı barca o kişiden acirelmezdik. Herkendi halette. Mukimlikteyem, musafirlikteyem. Oturuyorduk Resulullah'ın huzurunda. İz tala aleyna raclun şedidu beyazı siyabi. Kuşanda birdaniye biz üstümüzge libasının aklıge kattık bugün. Kattık ak bugün. Abba bugün bir kişi çıkıp geldi. Tala adigeni aslında mesela kuyaşge, yüzüzge, aylarge işletiladı. Tala'at-i şemsu ise kıyas çıktı. Tala'al kameru ay çıktı. Tala'at-i necmu yıldız çıktı. Kalin tala'a çıkken işletilerdi. Şu yette ce'e diseyen bulardı, kiyede diseyen bulardı. Lekin tala'a diye yaptılar. Umar ibn-i Hattab ne dedi bakçı? Bu kiyen adam ayge okşarıdı. Yıldızge okşarıdı. Kıyasge okşarıdı diye. Şunun için ay kuyaşları işletilirken tala'a kelimesini işletiyordular. Ve zahirden malum, yaşlı insan şimdi karagenizde yaşlılığı bilinirdi. Yaban insanlar şimdi karagenizde yamanlığı bilinirdi. İkilengenlerizde ihtiyat bulasın. Değişilesi yaşlılık. Şaşılmayız. Yaban gibi adam kımayın, şaşılmayın. Tala'a aleyna biz üstümüzde. Kildi, bir kişi bana racil, şedidu beyazı siyabi. Libasının ahı, qattiq, şiddetli. Yani abbaq. Abbaq libas kiygen adam. Ve bu kişi Cibril aleyhisselamdır. Hadisin ahirde açtık ki, tahir kılıçdik ki hacet yok. Bu hadislerde ki bu kadarız. Cibril aleyhisselam bana insan şekildekiler yaptılar. En güzel, en mükemmel şekildekilerdiler. Nihayette yüzleri nurani. Uzları hem nurani halette. Demek feriştiler bana insan şekildekiler. Ya ki başka şekillerde kirişliği mümkün eken. Allah-u Teala izin verirken bütün şekillerde kirip kitu uğradı feriştalar. İkinci mesele, feriştanı peygamberden başkalarının körüşü mümkün eken. Feriştanı her körüğünden peygamber buluş yapmaz. Bana Cibril Aleyhisselam kirli yaptı, Umar ibn-i Hattab körü yaptı. Ve başka sahabelerim kördü. Hem de kördü bu kişinin. Libasının akı şiddetliydi. Abbağ libas giygenler, nimaga Cibril aleyhisselam oppoq libos kiyib kelyapti? Hadisda ohirda aytayaptiki, sizlarga diningizni o'rgatgani keldi, dedilar. Bizga dinimiz o'rgatyaptiki, oq libos Alloh taolaning eng yaxshi ko'rgan libosidir. Ya'ni oq rangni Alloh taolo yaxshi ko'radi. Shuning uchun mana o'liklarimizni ham oq kafanga o'raymiz. Lekin shu oq libos kiyishlik, oq kafan ishlatishlik ihromga, hajga, umraga borganimizda ham oq ishlatishlik, bular hammasi mustahab. Mustahab deysiz kerak. Uni vojib deb olsangiz, sunnati muakkadasiz bidiyat bo'ladi. Boshqa rangli liboslarni kiyishligingiz, agar shariatda man qilingan ranglar bo'lmasa, shakllar bo'lmasa joiz. Butun ranglar joiz. Ya qizil va qizilga o'xshagan sariq ayollarga xos bo'lgan ranglar erkaklarga man qilingan. Ba'zilar shunga ham izn berishadi. Hammasi joiz, lekin oqi afzaldir. Oqni afzal degan holatda kiysangiz joiz bo'ladi va savob bo'ladi. Oq rangni, oq libosni foydasi shuki, sizni nazofatga chaqiradi. Ro'para kiygan yerga o'tirolmaysiz. Ro'para kiygan yerga suyanmaysiz. Ro'para kiygan narsani ushlamaysiz. Bo'lmasa libosingiz kir bo'ladi, darrov bilinib qoladi kiri. Ammo qora libos kiyib olgan bo'lsangiz, unga ming xil dog' tekkan bo'lsa ham ko'rinmaydi. Bilinmaydi ham. Hididan bildirmasa, rangidan bilinmaydi.
Hidi gelişti başlaydı. Universal nehitler. Hayran kalasın. Ne mene hidi bu? Bir karasız şirin hidler, bir karasız açı hidler keli yaptı. Ve başka başka. Şunu da bilesin ki her bunu yuvuş gereken. Antop getirdi ki yanım ya. Ak basa onu da yıkılamıyız. Davra bilin adı. Tez tez yuvasız. İhtiyat bulasız. Dikkat kılasız. Ha, bazıları da bilesin. Ak yiysen parvakım yedi. O başka. Başkaça insanlar olur. Bunlar bizi bahsimizden teşkarı. Ve yine şunu bilin ki tıbbi itibardan, tabi itibardan karagenizde kuyaş nurlarının içi de her hıl renkler tarkaladı. Şu kuyaşlı nurlarını içindeki en faydalı, en yakışı renk ak rengi. Siz aklı baskıyganızda kuyaştaki ak rengi tatken bulasın. Ben de mesela yazda aklı baskıysız önce ısıklamıyorsunuz. Karalı baskıysız ısıklıyorsunuz. Değil mi ki? Mesela materyali bir hıl bulsun, latası bir hıl bulsun. Rengi farklı bulganlık için farklı buluyoruz. Ak bulsa salkınma buluyordu, kara bulsa sıvra buluyordu. Yani kuyaştan tahsilleniyoruz. Şedidü sevadi şa'ri ve saçının karasıyam şiddetli. Saçı kapkara. Cibril aleyhisselam keli yaptılar, bana saçı bar halette keli yaptı. Kel bulup kemi yaptılar. Demek İslam'da kellik mehtelmez egen. İslam'da saçı bulgenlik efzal. Elbette erkeklerde et yapmış. Bizde kellik efzaldır. Hemen kel yürüyüşe hareket kıladı. Bu bidiyat fikir bu. Bidiyat amel. İslam'a bir yana bu yana amel. Bir adamın üzrü var. Ya ki bir şer'i sebebi var. Saçını kesken ya ki kırgen. Bu başka mesele. Hacı'ya bağırdı. Umre'ye bağırdı. Ya ki hacamet kıldı. Ya ki mesela başına bir yere çıktı. Ya bir kesellik buldu. Ya ki başıda hâhıl hayvanlar köpeyip gitti. Kutulalma yaptı. Şunda sen gelmez, men gelmez de tagini alıp taşlamasını. Bunlar başka meseleler. Lekin savab buladı, sünnet de daim kel yürüşlük bidiyattır. Günahkar buladı. Bana Cibril aleyhisselam saçı bar halette keli yaptılar. Libasının ap bağlı giden libas nezafeti sabit buluyordu. Saçının kapkaralı giden beden ceset nezafeti sabit buluyordu. İslam karın nezafetke, pakizelikke, kançalik dikkat kılıyordu, itibar veriyordu. Demek libasımızdan nihayette pakize buluşluk gerek, cesedimizden nihayette pakize buluşluk gerek. La yura aleyhi etharu sefer. Bu kigen mihmanın üstüde seferinin eseri körünmeydi. Ve la ya'rifuhu minna ahadun. Biz içimizden bir artı adam onu tanımeydi. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bu meselelerge dikkat kılıyaptılar. Hakikatten dikkat kılınış kereği bugün nesneler bunlar. Umar ibn al-Khattab bana şöyle 5 tanesini zikir kıldı ki ya mihman doğrusu da. 5 tanesine dikkat kıyandıkları, zikir kıyandıkları ve islerde kıyandıkları o kişinin kançeli bir zeki ve ferasatlı ikenliğini gösterdi yaptı. Kegen mihmanın üstünde seferin eseri görünmeydi. Bu ne mene delalet kıladı? Demek ki o şu yakınlardan buluş gerek. Çünkü eğer uzağdan gitse, hususen o vaktiler, yani Arabistan bilas, etrafta sahra, çöl, şamal, yani uzak seferlerden kegenden keyin onun eseri görünmeydi. Bir çerçegenlik, libası da, çeng de eseri buluştuk gerek, saçları da, ama saç kapkara, libası appak, o zaman çerçemegen, hüttü şu yakınlardan, şu bir neçen metr uzaklıktan kegen adam yokşaydı. Şimdi bu yakından kegenliği nümayene takaza kıladı? Umar, ya ki başka sahabeler onun tanışlığını takaza kıladı. Şu yakınlardan bu genelkin tanış gerek. Çünkü Medine'deki insanlar hemen birbirini tanışarıdı. Hazırki vakitte Medine'dekiler tanımıyordu. Cüde kettop gittiği o vakitte insanlar azıdı, tanırdı birbirini. Umar tanımadı, etti ki bizden, biz içimizden bir ortasıya bunu tanımadı yaptı. Yani cemaatke karadı Umar. Cemaatke karadı ki simalarge, yüzlerge, hemen sahabeler onunla beygene sırap karışı yaptı. Hiç kim tanımadı onu. Şundan bildi ki, yani Umar'ım tanımadı, başkaları'm tanımadı. وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّ اَحَدٌ
Biz işimizden bir ortası onu tanımaydı. Bizi tanıma geldiğimiz, onu Medine'den, teşkereden ikenliğine takaza kıladı. Demek ki uzağdan kegen buluş gerek. Karim bu ikele malumat birbirine zıt buygen malumat. Seferinin eseri görünmeydi ama hiç kim tanımaydı. Uzaktan kegen buluş gerek. Ama uzaktan kegenlikte alamatı yok. Yakından ise yakındanmaz. Hani cümbah bile yaptı. Bu yeçilmeyen bir meseluk kaldı. Acib bir mehman. Vakilike doğru kime yaptı onun sıfatları. Ve Umar ibn al-Hattab'ın bu feraset zekavatı kıyamet geçe kiledigen bütün mumulları gibi ibret, örnek, namune, ders. Şu bilen bir gelikte bu adam şunaslik ilmi gedavlat kiledi. Bir insanı körgenizde onu halatıdan onu kimliğini okuşlik. İkinciden istihbarat ve emniyet ilimleri. Sahabeler Peygamberimiz Aleyhisselam'ın nihayette ihtiyat kıyanı için her bir kıyan adamına dikkat kılışardı. Peygamberimiz'e zarar verip koymasın dedi. Şunun için Umar nihayette dikkat kılıp itibar veriyordu. Bu emniyet meseleleri. Zarar vermesin dedi. Emniyet. Yani her bir tamamın bu nesede maharetli buluştuk gerek. İhtiyat buluştuk gerek. Ve yine istihbarat. Yani haber. Derhal haberine dikkat kılıştık. Haber toplaştık. Haber alıştık. Bu meseleleri hem dalalat kılıyordu. Yani her bir tamamın maharetli buluştuk gerek. Hazırki vakitte Müslümanlar şimdi halet geçti ki emniyet ilmi, istihbarat ilmini örgeniş yada tursun. Aklıdan ötküzgeniyem korkuşadı. Örgengeniyem korkuşadı. Ama İsrail'de mehteşedi ki İsrail. İsrail memleketini, devletini şimdi mehteşedi. İsrail'deki her bitti adam istihbarat değildi. İsrail'deki her bitti adam. Her bitti, böyle, her bitti adam emniyet. Yani hazır Müslümanlar da diyarıda istihbarat işi bilen şugullanırken mahsus bir teşkilat, emniyetle şugullanırken mahsus bir teşkilat var. Başka hiç kimin işi yok. Bu memlekette kim geliyordu, kim kiti yaptı, bu kanak adam nemeye geldi, nemeye kiti yaptı, ne kıl yürüptü. Hiç kimin işi yok. Az kaldım, tinç kulağımda bir iş uğradı. Ama İsrail'de onu demez. Yani biz bargarımız yok şu. Şu nesilerde teşirgen adamlar et yaptı. İsrail'de her bitti adam istihbarat, her bitti adam emniyet. Elbette onlarda hem has teşkilatlar var. Şu iş bilen şugullanan mütehassıslar var. Lekin adli halkı başka yerdeki mütehassıslar dek işleydi. Ne olsa der o şunu haber verirdi merkezge, der o şunu tedbirini görürdü. Bizge, memleketimizge, vatanimizge, milletimizge zarar verip koymasın deyip. Aslında bu narsa kalın İslam'dan alınıyor. Umar ibn al-Hattab dikkat kılıyordu. Her bir de sahabi dikkat kılıyordu bu meseleye. Hatta celese ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aldığı gelip oturdu. Doğru Peygamberimiz aldığı geliyordu. Doğru gelişliği asan bu yanı yok. Sahabeler Peygamberimiz aleyhisselam'ın etrafında otururken de halka bulup oturardılar. Cüde yakın oturuşardı. Resulullah'dan mükemmel istifade kılıştığı için, geplerini tınık, anık eşçiliği için cüde yakın oturuşardı. Bütün bedenleri kulağı bulup eşitlerdi. Bütün nesanı terk kılışı, bütün nesanı isten çıkarıp fakat yine Resulullah'ın sözüge itibar verişardı. Çünkü için Peygamberimize her bitti yapırken yapı bir umur uladı eşiden çıkmadı. Demirge muhurlangan diye bu kaldı. Çünkü bütün vücutlarından eşitlerdi. Kulağı sağlışardı. Peygamberimizi keyfiyetleri, siyretleri dikkat kılışardı. Şimdi Cibril kegen de şu halkanı gördü. Ne mi akıldılar? Bazı sahabelerini arasından öttüler. Yelkesini üstüden ötük iti yaptılar. İkide yelkenini iter yaptılar da aradan ötük iti yaptılar. Halka oturuyken ki sahabeler. Boş yeri yok. Doğru kegeni yok. Sahabeler yelkesini üstüden ötük iti yaptılar. Bir Arabi'ni hayatı da keli yaptılar. Hatta hareketlerini Arabi'ni hareket. Utali sahrada yaşayan adam dedik. Mesela medeni adam, şehirli adam gelip üzür, keçirersiz, şöyden ötsem buladı mı? Dedi, izin soruyordu. Ve en güzel bir ahlakla muamlakalar. Lekin Cibril onu da yıkamadı. Koparlık dediler. Şehirde geldiler de sahabelerde itarıp ötüp git yaptılar. Doğru kelip onu yıkayanına ben sahabeler onudan turdu, kılıçını çıkardı. Kegen mehman
agarchi ko'rinishdan chiroyli ko'ringani bilan qilgan xatti-harakati qo'pol edi, rasulullohga zarar bermasin deb qo'rqishdi. Sahobalar qilichini chiqardi. Payg'ambarimiz alayhissalom sahobalarga ishora qildilarki, o'tiringlar, indamanglar. Kelsin, kelaversin. Endi payg'ambarimiz ham uni zohirdan ko'rdiki, yaxshi inson. Va payg'ambarimiz tanigani yo'q. Uni jibrilligini bilgani yo'q. Chunki agar bilsa, payg'ambarimiz tanigan dedi, jibrilni ko'rib tabassum qiladilar. Sahobalar shundan bilib qolishardi. Umar aytardiki, biz tanimadik-ku, rasululloh tanidi. Tabassum qildi, keyin biz xotirjam bo'ldik deyishardi. Ama payg'ambarimizga yuzidan ham ma'lumki, u kishi ham tanimadilar. Lekin jibrilni sigrati zohiriy ko'rinishligi yaxshi bo'lganligi uchun yaxshi gumon qildilar, izn berdilar, kesin deb. Qarang, ehtiyotkorlik bo'lish kerak-ku, lekin juda oshirib yormaslik kerak. Ehtiyotkorlik qilaman deb uni uzoq tursin, yaqinlashtirmanglar deyishlik ham to'g'ri emas. Jibril to'g'ri payg'ambarimiz oldiga keldi, o'tirdi. Rasulullohni shunday muqobiliga o'tirdi. Fa asnata rukbatayhi ila rukbatayhi. Keyin tizzalarini, ya'ni Jibril alayhisalom o'zining tizzalarini payg'ambarimiz alayhisalomning tizzalariga tekkizdi. Asnada isnod qildi, suyantirdi degani. Qani shu darajada yaqin o'tiryapti. Tizzalarini payg'ambarimiz tizzasiga tekkizyapti. Bu qanday bo'ladi bu? Tizzani tizzaga tekkizib o'tirishlik bu chordana qurgan holatda bo'lmaydi. O'sha tiz cho'kib o'tirgan holatda bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisalom tiz cho'kib o'tirganlar. Shunda tizzalaringiz oldiga chiqib turadi. Chordana qurgan holatda bo'lsangiz, sizni oldingizga kelgan odam chordana qilib o'tirsa, tizzasini tekkizaman desa, unda yuzlar bir-biriga juda yaqin bo'lib qoladi. Ammo tiz cho'kib o'tirganingizda tizzalaringiz oldiga chiqib turibdi. Muqobilingizga bir odam kelib, u ham tiz cho'kib o'tirsa-da, tizzalarini tizzasiga tekkizsa, shunda yana yuzlarni o'rtasida biroz masofa qoladi. Mana birisi Muhammad alayhisalom, ikkinchisi Jibril alayhisalom. İkide peygamber oturuptu, ikilasında oturuşluğu şekli kandik, tiz çökken halette. Şundan ulamalat dedi ki, oturuşların en yafzalı tiz çöküp oturuşluktur. Tiz zayar bilant ve oturuşluk. O şey namazdaki oturuşluk, en yafzalı oturuşluk. Ama o vacib digerimez. Bilesler bazı cemaatler, hususen tarikatlarında bunu vacib kuvalışken. Daim şimdi oturuşluk izgerek. Eğer bunu diye oturmazsınız, kattık günah kıyandik muamele kılacağız. Xususan bir shayxlari, pirlari, ustozlarning oldiga kirganda oyog'i sinib ketadimi, uzilib ketadimi, nima bo'lsa bo'lsin, siz shunday o'tirishligingiz kerak. Hali ba'zi odamlar oyog'i uyushib qoladi, ko'tarib chiqib ketishadi. Yura olmay qoladi bechora. U darajada bo'lishligi ham joiz emas. Ya'ni bu sunnatga amal qilgan holatda, hadisga amal qilgan holatda kirganda majlisda boshda o'tursin, keyinchalik boshqacha o'tursa bo'laveradi. Uni g'uluv ketishlik joiz emas. Bu sünnettir. Lekin payg'ambarimizning sünneti ve Jibrilning sünneti bo'lganligi uchun qo'limizdan kelganicha amal qilishligimiz kerak. Bu go'zallik. Ba'zilar esa ifrotga tushadi. Deydi, nima tiz cho'kib o'tirishlik vojibmi, farzmi? Deb hech bunday o'tirgisi kelmaydi. Xuddi bunday qilib o'tirsa bir mushrik bo'lib qoladigandek, adashib qoladigandek, dindan chiqib qoladigandek o'zini his qiladi. Bu ham jaholat. Haq yo'l Qur'on hadis nima bo'lsa shu. Hadisdan ham oshib ketmaysiz, pastga ham tushib ketmaysiz. To'g'ri yo'lda ketishingiz kerak. Ikkita payg'ambar qilyapti. Insonlarning eng afzali bo'lgan Muhammad alayhisalom va Jibrillarning eng farishtalarning eng afzali bo'lgan Jibril alayhisalom shunday o'tirgandan keyin siz ham o'tirsiz, albatta Alloh taolo sizni yaxshi ko'radi. Amal qilishlik kerak. Keyin Qur'on hadisga shu darajada itoat qilinglarki, bir hukm keldimi, darrov amal qilinglar. Darrov. Masalan, hozir shu masala keldi, payg'ambarimiz alayhissalom tiz cho'kib o'tirgan ekan. Darrov tiz cho'kib o'tirib olinglar. Va birozdan keyin 5 daqiqadan keyin oyoqlaringiz og'ridimi? Kesekin yana boshqacha o'tirib olsalaringiz bo'laveradi. Sizlar sunnatga amal qilganlik, hadisga itoat qilganlik savobini, fazilatini topaverasizlar. Hadislar o'qilsa, lekin biz xuddi erta eshitib turgandek eshitib o'tirsak, bu joiz emas. Qalbimiz qorayib ketadi. Qur'on hadis shu eshitilyaptimi, singib ketaverishlik kerak biz badanimizga. Hayotimizga kirib ketaversin. Mana bu odob va payg'ambarimiz alayhissalom ko'pincha shunday o'tirardilar. Ko'pincha. Ko'pincha tiz cho'kkan holatda o'tirardilar. Jibril alayhissalom bu darajada yaqin keldi. Va yana buni fazilati shuki, hadisning oxirida payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar-ku, Jibril sizlarga
dinni o'rgatgani keldi dedilar. Qarang, mana bu odob dindan bo'lyapti bu narsa. Ustozni shogirdlarga nisbatan odobi va shogirdlarni ustozga nisbatan odobi. Odob ikki tarafdan bo'lishlik kerak. Faqatgina ustoz shogirdlarga odob qilsa yoki faqatgina shogirdlar ustozga odob qilsa joiz emas bu, zulm bo'ladi. Yoki ikkalasi ham odob qilmasa, bu eng barbodi. İki tarafdan bir-biriga odob, axloq, hurmat, ehtirom bo'lishlik kerak. Shunda hayot go'zal bo'ladi. Ammo adabsizlik, axloqsizlik bo'ldimi, bu hayotda bir lazzat qolmaydi. Zulm boshlanadi keyin. Payg'ambarimiz alayhissalom mana eng mukammal axloq bilan, odob bilan muomala qilardilar. Jibril ham keldi, eng tavozuli holatda o'tirdi va yaqinlashyapti. Va vada'a kaffayhi ala fakhizayhi va kaflarini, qo'llarini sonlarining ustiga qo'ydi. Fakhizayhi degandagi sonlarining deganda hu zamir qayerga boryapti? Ikkita qavl bor. Biri Jibril. Jibril alayhissalom o'tirganlarda qo'llarini shunday sonlarining ustiga qo'ydi, o'zlarining sonlarining ustiga. Ya'ni o'sha namozda o'tirgandek. Shuning uchun eng odobli o'tirishlik mana bu deyiladi. Va ba'zi olimlar aytadiki, payg'ambarimizni sonining ustiga qo'ydi deydi. O'zini emas. Jibril alayhissalom o'zini emas, payg'ambarimiz alayhissalomning sonini ustiga qo'ydi. Va ba'zi rivoyatlarda shunday deb keladi. Ya'ni zamir zohir bo'lib kelgan ala fakhizayn nabiy sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizni sonlarining ustiga qo'ydi deydi. Ikkalasi ham, ya'ni o'zini soniga qo'ygan bo'lsa, payg'ambarimizni soniga qo'ygan bo'lsa, bu eng odobli va eng tavozuli bir holat. Va payg'ambarimizni tavozusi, u kishining axloqini mukammalligini qarang. Birinchi marta ko'rib turgan talaba, shogird, birinchi marta kelgan shogird bunchalik yaqinlashyapti, uzoqroq turdimayaptilar. Ikkinchi qavlga ko'ra, birinchi marta kelgan shogird qo'lini payg'ambarimizning sonining ustiga qo'yyapti, indamayaptilar payg'ambarimiz alayhissalom. Va bunchalik axloq, bunchalik tavozu, odob nima uchun qilinyapti? Ilm uchun, din uchun qilinyapti. Demak, ilm o'rganishlik uchun, dinni o'rganishlik uchun, ya'ni tavozu qilishlik kerak. Tavozu qilmasangiz, ilm o'rgana olmaysiz, din o'rgana olmaysiz. Imom Shofiy aytadilar, din o'rganishlik uchun, ilm o'rganishlik uchun sen quldek o'zingni past tutishing kerak. Quldek bo'lishing kerak. Zarra qadar kibr qilmasliging kerak. Diniy masalalarda, ilmiy masalalarda kimiga kibr qilsa, ilm hosil qila olmaydi. Ulamolar aytadiki, ilm nihoyatda qiymatli narsadir. Ilm hosil qilishing uchun sen butun vujudingni, imkoningni berishing kerak Alloh taolaga. Jasadingizni, hayotingizni, aqlingizni, fikringizni, molingizni, davlatingizni hammasini Allohga topshirasiz. Shunda Alloh taolo sizga ozgina ilm beradi. Lekin siz hamma narsangizni Allohga topshirsangiz-u, bir qismingizni topshirmasangiz, ozgina qolsa, ozgina o'zimga ham bir qadr qiymatim bo'lsin-da desiz, bunda Alloh taolo sizga hech qanday ilm bermaydi. Hamma narsangizni berganingizda o'zi ozgina beradi. Siz hamma narsangizni berib, ozgina narsangizni o'zingiz olib qolaman desiz, Alloh taolo sizga hech narsa bermaydi. Na arabchani o'rgangan bo'lishingiz mumkin, oyat hadisni tarjima qilishni o'rganishingiz mumkin, mutolaa qilishni o'rganasiz, lekin foydali ilm hosil bo'lmaydi. Alloh taolo o'zi rozi bo'ladigan ilmni bermaydi sizga. Shuning uchun butun sahobalarning mana hayoti, tarixi, ikkita payg'ambarni qilib turgan mana muomalasi, tavozu ilm o'rganishlik uchun, din o'rganishlik uchun mana bunday tavozuda, axloqda, odobda bo'lishlik kerak. Va tortinmaslik kerak. Shogird ustozdan tortinmasin, ustoz shogirddan tortinmasin. Ilm o'qishlik uchun, dunyo dinni o'rganishlik uchun qanchalik bir-biriga yaqin bo'lsa, shunchalik yaxshi bo'ladi. Va qala va aytdiki, ya Muhammad, akhbirni anil islam. Ey Muhammad, menga islom to'g'risida xabar bergin dedilar. Ba'zi olimlar payg'ambarimizning ismini zikr qilib nido qilishlik joiz emas deydi. Mana bu hadis ko'rsatyaptiki, demak joiz ekan. Albatta, ya Rasululloh desa, ya Nabiyalloh desa afzal, yaxshisi. Lekin Muhammad desa ham bo'laveradi. Makruh bo'lmaydi yoki harom bo'lmaydi. Afzali o'sha unvonni zikr qilishlik. Endi payg'ambarimiz alayhissalom to'g'risida shunday bo'lgandan keyin boshqalar bu masalada tashaddud qilmaslik kerak. Masalan, ba'zi mashhur olimlar bor, otini zikr qilsangiz achchig'i keladi. Masalan,
bir meşhur alim var deylik, adı Ahmet. Çünkü barıp siz, ya Şeyh Ahmet siz gazabı geledi. Ve ne dediğiniz gibi, bunu mesela, ya Şeyhul Hadis, ey hadis şeyhi, ya ki, ya Al-Mufti, ey Mufti diştiğiniz gerek. Eyyuhal Mufassir, Allame, nega narsalar zikr qilishingiz kerak? Ismini zikr qilsangiz achchig'i keladi. Beadablik qilgan bo'lasiz. Bir odam qasddan shunday qilsa, u beadablik albatta. Ba'zilar qasddan shunday qiladi. Ko'radiki bir mashhur olim, muhtaram odam, hamma hurmat qilyapti. Bu borib o'zini ko'rsatdi, bu ta'madan baland, hech kim mensimaydi. Borib falonchi aka yoki falonchi deydi. Bu joiz emas albatta, bu tarbiyasizlik, adabsizlik. Yo ba'zan bilmaganlikdan Arabi bo'lganligi uchun shunda o'rmonda yoki tog'da cho'lda katta bo'lib qolganligi uchun kelib turib, "Ey palonchi" deydi. U boshqa masala u. Lekin bir hurmat ehtirom bilan ismini zikr qilsa, uni zarari yo'q. Aslan joiz bo'lgan narsa. Holatga qarab hukm o'zgaradi. Albatta mu'min kishi aqlli va zirak bo'lishi kerak. "Ey Muhammad" deyaptilar. "Menga islom to'g'risida xabar bering." Jibril alayhisalomning birinchi so'ragan narsalari islom bo'lyapti. Islom nima? Islom to'g'risida xabar bering deyapti. Islomni o'rganaman deyapti. Va shu bilan Jibril alayhisalom qiyomatgacha keladigan butun insonlarga dars beryaptilarki, "Ey insonlar, sizlar birinchi bo'lib islomni o'rganinglar. Birinchi savollaringiz islom nima degan bo'lishi kerak." İslam'da menga haber berdişlik gerek. Hani İslam'da menga haber bering deyip. İlim hasıl kılıçlıkta, dinli örgənişlik, akideni örgənişlikta azimli buluşlik gerek. Menga İslam torusunda haber berasiz mi? İslam'da örgənsem mikin? İlim okusam mikin deyip ben demeyin. Bu nasıllar kibirge dallar kıladı. Kibir kılıyorsunuz siz. Size hakkınız yok ki ilim örgənsem mikin deyişke. Ya ki dinli örgənsem mikin? Ders okusam mikin deyişke hakkınız yok dedi. Allah-u Teala bu ilimde farz kıyam. Mesela hazır birazdan ki asrıya azan etilerdi, asr namazı. Bir arada Müslümanın hakkı var mı? Namaz okusam mikin, okumasam mikin. Deyişke hakkı var mı? Yok. İlimem şunu deyik. İlim farz ki okusam mı okumasam mı deyişke hakkı yok hiç kimse. Okuyum ben deyişlik gerek. Cibril-i Kalin akbir ney deyaptı. Menge haber verin deyaptı. Men talibim ben deyaptı. Men talep kılıyorum ben sizden talep kılıyorum ben deyaptı. Menge haber verin deyaptı. İhtiyacım var deyaptı. Örgen mahcum ben. Bilişim kere deyaptı. Kalin sadık bulin ve müstahkem bulin. Azim bilen, saflik bilen talep kılın ilimde. Akbir ney? İslam doğrusu menge haber verin deyaptı. Ve birinci örgenle degenlerse İslam. İslam ne degeni? Lugattaki manası boyun sunmak. İslam boyun sunmak degeni. Teslim bulmak degeni. Şer'i manası ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından alıp kegen nesnelerine teslim buluşmak. Peygamberimiz aleyhisselam Allah'ın huzurundan ne mi alıp kegen ise şöyle daha mesela teslim buluşmak. Bu İslam'dır. Hazır zikir kılınadigan 5 tanesi İslam'ın rükünleri, yani İslam'ın şartları olar. İslam'da özünü tarif etmez. İslam'ın şartları. Ulamalar akide kitapları da fetvalar da zikir kıladı ki kaysi bir Müslüman İslam'da nimeligini bilmese, yani bir Müslüman'dan sorasayız ki İslam nimerdisiniz? Bilmeyim ben dese, boynunu kıssa kafir buladı bu. Çünkü bir adam İslam'da bu yendenken, İslam'da dava kıyendenken İslam'da nimeligini bilişlik gerek. Bir odamga aytsiz, sen asal yeganmisan desa, yeganman desa. Asalni bilasanmi, ha, bilaman. Asalga o'xshagan har xil narsalarni qo'yib qo'ysiz. Qani asal desiz, tanimasa u. Asalni sizga ko'rsatib bera olmasa, u kazzobda, yolg'onchida u. To'g'rimi? Endi bir odam men musulmonman desa, islom dinida man, islomni qabul qilganman. Dinim islom desa, islomda nimaligini bilmasa. Demakki, u odamda islom yo'q. Islomni tushungan, bilgan ve şunu din deb kabul qilgan ve bu meni imanım, dinim deb bunga ega chiqishlik harakat qilgan odam islomda nimaligini biladi. Aytishlik kerak. Bilmayaptimi? Demek ki islomda xabari yo'q. Xabari yo'q, bilmagan narsani ko'tarib yursa, uni foydasi yo'q uni. Shuning uchun kofir bo'ladi. Iymon masalasi ham shunday. İslam, iymon
Bu kelimelerde biz bilişliğimiz farz. İman bu yan meseleler. Bilmesek dinden çıkıp kalamız. Dinden bir haber, dinden uzak, dinden mahrumligimizi delili buladı bu. Min afsuslar bulsun, hazır siz Müslümanlardan sorayım da, minteden bittesi cevap vermese, o 999'tası İslam ne maddi yan savalizge cevap verilmeydi. Hatta yana bir şunday misal keltirishadi ki, bir Yahudi yoki Nasroni İslomni qabul qilmoqchi, bir musulmonga kelib, menga İslomni o'rgat, İslom nima desa, bu musulmon aytsa-ki, men İslom bilmayman, İslom nima ekan. Olimlarimizdan so'rab oldi desa, kofir bo'ladi bu. Har bitta mu'min, har bitta muslim İslom iymon nimaligini bilishli kerak. İslom bo'yin sunmoq degani. Lug'atdagi ma'nosi. Shariatdagi ma'nosi esa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Allohning huzuridan olib kelgan har bitta narsasiga bo'yinsunishlik, taslim bo'lishlikdir. Mana shu islom deyiladi. Mana buni tushungandan keyin islom, ya'ni inson o'zini hayotiga qaray boshlaydi. Qani? Men mana islom shu ekan, islomdaman deyapman. Haqiqatan ham butun holatimda, butun hayotimda Rasulullohga taslim bo'lganmanmi? O kişiye buysunu bir yaşa yapman mı? Ya uzun hala kendi yaşa yapman mı? Dip uzun hayatı yakar edin. Eğer hayatını hem de sahaları da Resulullah'a teslim bulup buysunu bir yaşa yaptırken bulsa demek ki bu hakikatten İslam'da hakiki Müslüm'dür. Ama bazı yerlerde teslim bulup bazı yerlerde terkli yaptırken bulsa nakıs. Hiç Resulullah'a teslim bulma yaptırken bulsa uzun hala kendi yaşa yaptırken bulsa demek bu adamda İslam yok. Kılıda var halas. Hayotda islom yo'q. Buni har bitta inson yaxshi bilib olishlik kerak. Har qanday holatimizda biz Allohga qattiq taslim bo'lmasak, Alloh taolo bizni qabul qilmaydi. Biz islom dinida bo'lmaymiz. Boshqa dinlarda bo'lamiz. Islom to'g'risida xabar bering degandan keyin faqala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki al-islamu an tashhada an la ilaha illalloh va anna Muhammadan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Rasululloh aytdilarki, islom bu Allohdan boshqa haq ma'bud yo'qligi va Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning rasuli, Allohning elchisi ekanligiga guvohlik berishligingdir dedilar. Mana islomni tanishtiryapti payg'ambarimiz alayhissalom. Payg'ambarimiz hozir bu yerda islomning haqiqati to'g'risida emas, islomning lug'aviy ma'nosi to'g'risida emas, balki İslam'ın şartları doğrusu haber veriyordular. Yani savalge koşumca cevap veriyordular. Savalge cevap veriyordu ve koşumca cevap. Çünkü Cibril'in maksadı fakat yine İslam'ın nümayeligini örgenip koyuşlayamaz. Örgenip amel kılıçdik. Şunun için Peygamberimiz Aleyhisselam amel kılıçdik. Derecede kılıç cevap veriyordular. İslam diyeni Allah'tan başka hak mabut yokluğuna güvahlık verişliğindir. Allah'tan başka bütün ilahlarını, hudalarını inkar kılıçlik, rad kılıçlik. Allah'tan başka bütün müessirlerini inkar kılıçlik. Allah'tan başka hiç kim ibadetke layık olmaz. Allah'tan başka hiç kim itaatke layık olmaz. Akide kitaplarda bu meseleler çukur ve king okul yaptı. Bir de hemersini bayan kılıçlik ki hadet yok. Lekin o şey akide okuyan derslerimizi hemersini bir de tasavvur kılıyorlar. Akıllar zikisin. Ve şu hadiste okuyan adam mana shu mavzular kelgan vaqtda shu narsani bilsin. Ko'chadagi bir johil musulmondek bo'lmang. Har qanday holatda faqatgina Allohga ibodat qilishlik. Har qanday holatda faqatgina Allohga itoat qilishlik. Allohdan boshqasiga zarra qadar sig'inmaslik. Shu narsaga guvohlik berishlik islomdir. Qarang, islom tavhiddan boshlanyapti. Nihoyatda tiniq bir tavhid egasi bo'lishlik kerak. Islom egasi bo'lishlik uchun. Birinchisi bu. Ve ikincisi, Muhammed Aleyhisselam Allah'ın Resulü, Allah'ın elçisi iken deki güvahlığı verişlik. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın elçisi, demek ki yani, biz fakat yine Resulullah'a ergeçemiz, fakat yine Resulullah'a okşayımız. Muhammed Aleyhisselam'dan başkasını uzunluğa rehberdir kabul kimiyimiz. Muhammed Aleyhisselam'dan başkasını ergeçmiyimiz. Muhammed Aleyhisselam'dan başkasını okşamiyimiz. Fakat yine Muhammed Aleyhisselam'da kabul kılamız falan bu narsada. Mana shu islomdir. Lekin birodar men musulmonman deb Leninga ergashib ketaversa, Karl Marksga ergashib ketaversa, Bruce Leega ergashib ketaversa,
yoki boshqa qo'shiqchilar yer yashib ketaversa, bu qanaqa musulmon bu odam? Va o'shalarni o'ziga namuna deb bilsa, shularni o'ziga bir o'rnak deb biladigan bo'lsa, shularga o'xshashga harakat qilsa, bu odam ular bilan birga bo'ladi. Faqatgina Muhammad alayhisalomga ergashishlik kerak. Faqatgina Muhammad alayhisalomga o'xshashlikka harakat qilishlik kerak. Va Muhammad alayhisalom Allohning rasulidir, Allohning elchisidir. İnsanların en avzali, en mükemmeli. Ergashlikda faqat o kishiga ergashamiz, ama o kishiga ibodat qilmaymiz. İbodatning hammasi faqat Allohga bo'lishlik kerak. Yuqoridagi qismni tavhid masalasini tushungan odam Muhammadur Rasululloh deganda tavhid masalasida albatta xatoga tushmaydi. Lekin hozirgi vaqtda musulmonlarda ko'pchiligi la ilaha illallohni bilmaganligi uchun Muhammadur Rasulullohda xatoga tushyapti. Muhammad alayhisalomni iloh qilib olishyapti. Ya Rasululloh bizni kutganing, ya Rasululloh madad deyapti. Muhammad alayhisalomni iloh qilib oladigan kishilar shahodat kalimasini yo'q qilib tashlagan bo'ladi. Tavhidni ham sindirgan va Rasulullohga ergashlikni ham tark qilgan bo'ladi. Buni islomni ham buziladi, murtad bo'ladi, dindan chiqadi. İslam'ın birinci şartı mana şu şahadet kelimesidir. Şahadet ne dedi gene? Güvahlik vermek. Güvahlik kaçan buladı? Ne közübden körü yaptırken, işte yaptırken nasıl bulan buladı? Allah'ın vahdaniyeti ve Muhammed Aleyhisselam'ın risaletiyle şunu değişenişle giz gerek ki bu da közübden körü yaptırken deyik. Mesela nikahda ikisi adam güvah boktu değildi. Qachon guvoh bo'ladi? O'sha nikohda o'tirganda ikki taraf qabul qildim degan so'zni eshitadi, ikki tarafni ko'radi, shunda bular guvoh deyiladi. Bu yerda ham qarang, shahodat kalimasi. Ya'ni shu ikkita narsani bilishlik emas. Shu ikkita narsaga guvohlik berishlik. Xuddi ko'zidan ko'ryapti turgandek. Mushohada ko'zidan ko'rilyapti turgan narsaga aytiladi. Ya'ni aniq bir ishonch bilan bo'lishlik kerak. Qat'iy bir ishonch bilan bo'lishlik kerak. Zarra qadar shubha bo'lmasin. Agar shubha bo'lsa, taraddud bo'lsa, tavhidingiz qabul qilinmaydi, iymoningiz qabul qilinmaydi. Islomga qabul bo'la olmaysiz. Ammo shunda ham bu narsalar aytiladi-yu, biz insonlardan zohiriga qarab hukm beramiz. Islom deganda birinchi sharti shu shahodat kalimasini aytishlik, mana shu shahodatni berishlik bo'ldi, gap bitti. Endi qalbida nima bor, u bilan biz shug'ullanmaymiz. Nasihat qilamiz, qalbingga ehtiyot bo'l, qalbing buzilmasin deymiz-u. Lekin bu odam hali ham ishongani yo'q. Qalbida shubhasi bor, taraddud qilyapti, yomon gumon qilyapti, deb shaqqimiz yo'q. Zohirida biror dalil bo'lsa, ba'zi alomatlarni ko'rsatsa, unda biz o'sha dalillarga suyanib, bu odam munofiq, bu odam zindiq, bu odam ichi bilan tashqarisi boshqa odam. Tilida shahodat kalimasini aytdi-yu, qalbida kufr bor, desak bo'ladi. Dalil bo'lmasa, bunday deyishga haqqimiz yo'q. Tilida aytdimi, islom uni qabul qilaveradi. Qalbini Allohga topshiramiz. Lekin u tarbiya qilinadi. Sekin-sekin tarbiya qilinsinki, xatolaridan, kufr, shirk aqidalaridan hammasidan poklansin. Va tuqimas solata va namozni qoyim qilishliging. Ikkinchisi mana. Islomning ikkinchi sharti namozni qoyim qilishlik. Namozni qoyim qilish nima degani? Shariat buyurgandek namoz o'qishlik. Urf-odatga ko'ra emas, mahalladagilarga ko'ra emas, shahardagi, mamlakatdagiga ko'ra emas. Qur'on hadisga muvofiq namoz o'qishlik. Va tu'tiyaz zakata va zakotni keltirishliging. Zakot berishlik. Moli nisobga yetdimi? Zakot berishlik. Namoz, zakot to'g'risida tafsilotlar o'zi keyin keladi o'zi bobida. Va tasum Ramazon va Ramazonning ro'zasini tutishliging. Va tahujjal bayta in istata'ta ilayhi sabila. Va agar yo'liga qodir bo'lsang, Baytullohni haj qilishliging deyaptilar. Mana 5 ta shartlar zikr qilindi. Islomning 5 ta sharti. Tafsilotlari keladi o'zining o'rnida. Imom Muslim bularni hammasini zikr qiladi, Alloh rozi bo'lsin. O'zining o'rnida zikr qilamiz. Lekin siz savol bilan javobga diqqat qiling. Jibril alayhisalom islom to'g'risida so'radi. Payg'ambarimiz alayhissalom islom to'g'risida javob berdilar. Islom mana shudur. Biz ham islomni insonlarga o'rgatganimizda shuni o'rgatishligimiz kerak. Va bu boshqa amallar islomdan emas, boshqa amallar ahamiyati yo'q degan emas. Masalan, islomda boshqa farzlar ko'p. Da'vat qilishlik, jihod qilishlik,
ve başka başka ameller köp. Lekin en mühimleri zikir kılındı. Beşte en mühim bu genler. Ve bunları da teşirip görüldüğünüz bu siz, bütün ameller şu beşteki merkezleşe uğradı. Bütün ameller şu beşteki amelge kilip toplan uğradı. Ve tertibi giyen dikkat kırışlık gerek. Şehadet kelimesi birinci, namaz ikinci. Bunun ihtilafı yok. Daim şu. Kimge siz dinde uğratamayın, siz aldın iman uğratasız, tevhid uğratasız, şehadet kelimesini, ki namaz uğratasız. Namaz diye uğratasız, ki zakat uğratasız. Ki roza uğratasız, ki hac uğratasız. Ve bazı kitaplarda namazdan keyingi nesnelerinin tertibleri o'zgargan, onun zararı yok. Ama birincisi şehadet kelimesi, ikincisi namaz deyge hiç kendi ihtilafı yok. Ve namazdan keyin zakat geledi. Çünkü Kur'an'daki öpü de اَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُّ الزَّكَى Namazda kayın kıyılar ve zakatını keltirilerdi ve Allah-u Teala ikilesini yanmayan zikir kıladı. Yakınlaştırıp zikir kıladı. İnsanlar ki dinde örgüt yaptırganızda, terbiye kıl yaptırganızda bu tertifke dikkat edin. قَالَ صَدَقْتَ Bu mehmon yangi talaba aytdiki, to'g'ri aytdingiz. Payg'ambarimizga aytyapti, to'g'ri aytdingiz deyapti. Bu yerdan bir odob o'rganamiz. Demakki, siz bir olimdan savol so'raganingizda, yoki bir olim sizga Qur'ondan, hadisdan gapirib tursa, haqni gapirsa, buni eshitgandan keyin sadoqda deyishligimiz mustahab bo'lyapti. To'g'ri aytdingiz deyishlik mustahab bo'lyapti. Alhamdulillah, bu narsa bizga odat bo'lib ketgan. Biz Qur'on hadisga aytmaymiz buni. Kur'an'dan hadisten gapirilsin diye hayran bulup, şak kılıp karayımız. Ama dünyavi nesiller gapirilse, falan bularken, İstanbul'larken haberlerde geldi. Yani şimdi de öyle yaptığınızda doğru, doğru, doğru eti yapsız. Ha, deyişadı. Kur'an'ı hadisten gapirilsin, hayran bulup, karışadı. Aslında bu doğru eti yapsız, doğru, hak diyen gapirler, Kur'an'ı hadiske aitirizlik gerek. İşte bizi urf adet bu geldiği, ajdatlarımız Allah razı olsun, Kur'an'ı hadiske mahir bu geldiği için, şimdi bizi ürgetip hayatımızda sindir var işte. Şu hadiste okuyup biz ecdatlarımız insanlara terbiye kılardı ki hakta iştiraz mı sadakta değiller. Çünkü Cibril etti bunu. Cibril aleyhisselam da sünnet. Peygamberimizden bana ikrar kıl yaptı bunu. Ratkı mı yaptılar? Ne gibi ne yapsan değil mi bunlar? Kale fe'acibne lehu yes'eluhu ve yusaddikuhu. Umar'ın el-Hattab etti ki biz onge teaccüb kıldık. Ya bu yangi talebeye, yangi şagirdke hayran kaldık. Hem Peygamberimiz Aleyhisselam'dan soruydu, hem tasdik kıladı. Bunda talebe şagird birinci mettekeli yaptı. Neden ki Umar hayran böyle yaptı? Çünkü bu yangi kigen şagird, hem sorab, muhim meselelerini soru yaptı da, hem tasdik kılıp, tuğrat yapsız digeni, şunu bilişliğe dallat kıladı. Demek ki uyan bilerken, bilgenlik için tuğrat yapsız diye yaptı. Düşündünüz mü? Şunun için biz hayran kalı yapıyoruz ondan diye. Hem soruydu hem tasdik kıladı. Yani Cibril bilip durup soru yaptı. Demek ki adamlarca din öğretişliği için. Başkalar bilmasındı. Demek ki başkalar bilsin, öğrensin, başkalarca ibret bulsundu. Bilgen halette sorarsa caiz eken. Ve yeri yakarak, hükmü yakarak bazen vacip buladı, bazen sünnet buladı, bazen müstehab buladı, bazen mubah buladı. Lakin yaman niyette bu siz, bilip durup bir alımda şermende kılıçlığı için. Ya ki o şey mahalliste oturuyen bir adamda şermende kılıçlığı için sorarsız o caizmez, günah. Başkalar örgensin, müzakere bulsun, haberdar bulsun deyip sorarsız, bunda yakşı bulat. Bana Cibril aleyhisselam adamlar bilsin deyip soru yaptılar.